diye kadınlar günü kutlu olsun. Her şey yapayım Allah onun için. Zaten onun için geldim Elazığ çarşıya. Urfa'dan tek geldim buraya. Onun için geldim. Onun için de canımı veririm. O benim en değerlimdir yani. Erkekler kadınlara muhtaçtır. Ben bunu biliyorum. Kadınlar olmazsa erkeklerin hayatında gerçekten bir nevi bir zorluk olur. Kadınlar bence bir çiçektir ya benim için. Bütün güzellikler kadınlardan yana olsun. Kadın anne. Umarım bütün erkekler kadınların değerini bilirler. Kadınlar gerçekten çok önemli bir varlık. Başta annelerimiz olmak üzere. Annelerinizin ayaklarının altında cennet vardır der. Yani bu günler bizim için önemli, kıymetli günler. Gerçekten bayanların, annelerimizin ve kız kardeşlerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin konuş ya Ayşe ferahlayım deyip de biz sus be kadın diyen ümmet olmuşuz. Yani şöyle hani kadınlara gerçekten değer az veriliyor. Kadınlara iyi davransınlar. Onlar nitekim annedir. Anne cennette annelerin ayaklarının altındadır. Kadın çiçek. Kadınlar değerlidir, kadınlar çiçektir. Onları incitmememiz lazım, onlar birer çiçektir. Kırmamak lazım, üzmemek lazım. Kadın, elinin hamuruyla hamurdan ekmek çıkaran. Evin en değerli varlıklardan biridir. Kadın olmasa insan ne yemek yapabilir, ne çamaşır yıkayabilir, ne evde çocuklara bakabilir. Ne diyor Efendimiz? Cennet anaların ayağı altındadır. Biz bunun bilincinde değilsek, yani Dünya Kadınlar Günü, alıp size bir gül vereyim. Bir yanılım ifade ediyor mu sizce? Kadınlar bir gün değil, her gün özeldir. Çünkü her şeyden önce kadın bir annedir ve bir anne adayıdır. Peki bir kadının en büyük hayali ve en büyük derdi ne olabilir? Söz kadınlarda. Eş tarafından ödüllendirilmek demek. Huzur dolu bir ortam. İlgi, sevgi. Özgürlük. Peki en büyük derdi nedir? Yoksulluk. Sizce kadının en büyük derdi ne olabilir? Eşleri. En büyük hayalim çocuklarımla hep bir arada mutlu olmak. Annedir. Her konuda, evde, çalıştığı yerde, her yerde de kadın hazırlıyor. Bunu biliyoruz. Mesleğini elde etmek bence. Bir erkeğe bağlı kalmamak ya da. Veya kendini ezdirmemek bir erkeğe karşı. Keşke hiç olmasalardı. Vallahi. Sizce kadının en büyük derdi nedir? Koca. Ya kadının en büyük hayali ne? Özgürlüktür. Yarın Dünya Kadınlar Günü. Evet. Peki bir kadının en büyük hayali sizce nedir? Benim hayallerim tezden ölmüş. Hayal aklıma gelmiyor valla. Valla bu ülkede kadın olmak çok zor. Başta onu söylemek isterim. Kendi ayaklarının üstünde durması, kariyeri. Bunlardır. Peki bir kadının en büyük derdi nedir? Değer görmemek. Erkekler kadınlara sevgilerini güzel sözlerle belli etmeyi tercih ediyor. Hediyeden ziyade hani bazen bir güzel söz hediyeden daha değerlidir. Gülümseyerek veya işte kapının önünde bir gül koparıp veririz, ikna ederiz herhalde, öyle düşünüyorum. Kadınlar gününe hediye alıyoruz tabii ki. Kadınlar insandır, erkeklerse insanoğlu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Yani bence kadın hayattır. Kadın olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Herkesin Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlarım. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ne diyeyim? Özlem, seviyorum seni. Hep mutlu olsunlar, hep mesut olsunlar. Hep aileleriyle bir arada olsunlar. Mutlu olsunlar eşleriyle, çocuklarıyla. Bütün kadınların günü kutlu olsun. Kadınlar var olsun. Kadınlar sağ olsun. Anneler. En başta anne. Bir kadın annedir. Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlarımızın kutlu olsun. Hepsinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm kadınlar değerlidir.